Hayır bir olsun. Müslüman evrimci olabilir. Kardeşim bu maymunlar şu an niye evrilmiyor? Maymundan insan olmaz. Maymundan gelmiyoruz bence. Ee neydi onun adı ya? Magna Crow muydu neydi? Maymun, dinozor, minozor geliyor, geliyor, geliyor. Oradan bir şey yapıyor. Ya sakın diyor buradan hemen insana döndü zannetmeyin. Bu milyonlarca sene geçti diyor. Kesinlikle insanoğlu o kadar küçülemez yani. Yani dini inançlarımız açısından inanmıyorum. Evrim tartışması tabii çok bilgisiz insanların ortaya attığı saçma sapan bir tartışmadır. Bilim dünyasında böyle bir tartışma yok. Darwin'le uğraşmak fuzuliyiz. <laughs> Evrim, bilim camiası tarafından kabul gören, bilim insanları tarafından varlığı konusunda en ufak bir tartışma bulunmayan, nasıl çalıştığı ve mekanizmaları konusunda oldukça bilgiye sahip olunan bir doğa yasasıdır. Başta biyoloji olmak üzere bütün temel bilimlerin birleştirici ve bütünleştirici harcı olan, hatta temel bilimler ile mühendislik gibi uygulamalı bilimler arasındaki köprüyü kuran, var olan bütün canlıları ve canlı çeşitliliğini yaratmış olan bir yasadır. Kim ne dersi desin, kim hangi savla çürütmeye çabalarsa çabalasın ki bu konuda oldukça başarısız Evrim bir gerçektir bu hafta sizlere evrimi anlatırken onu çürütmeye çabalayanların savlarıyla değil evrimin gerçek mekanizmalarını ve olgularını anlatacağım yani araştırmaları sonuçları elde edilen bilgileri anlatma gayesi için değil Katı gerçekliklerle karşınızdayım. Başlayalım. Neler anlatıyorlar, neler anlatıyorlar. Bir de alimmiş gibi uf, uf uf uf. Konumuza başlarken evrimin bilim insanları tarafından ezici bir çoğunlukla tartışma yürütmez bir gerçeklik olduğunu söyledim. Bu alanın uzmanı ama gerçekten uzmanı. Yani bir felsefeci değil veya bir ilahiyatçı değil. Biyologlar tarafından bakıldığında %99 gibi bir oranla evrimi kabul ederler. Diğer ilişkili bilim dallarında ise kabul %95'ler civarındadır. Bunun içerisine felsefecileri ve ilahiyatçıları da katalım. O zaman da yatsınamayacak bir oran karşımıza çıkar 88. Evrim bir doğa yasasıdır. Evrimin bir doğa yasası olması tabii ki bilim insanlarının onu kabul etmesinden ötürü değildir. Gerçeklere bilim insanlarının oyları karar vermez. Bilimde demokrasi yoktur. Bu verileri halk arasında tartışmalı bir konu olarak görüldüğü için verdim. Darwin'le uğraşmak fuzuliyiz. Nitekim Nitekim buna halk oylamasıyla da karar veremeyiz? Hayır inanma. E çünkü bu zamana kadar bu, bu, e, hiç değişen bir şey olmadı. Hiçbir varlık değişmedi. Her canlı aynı şekilde devam ediyor. Evren doğa yasaları sonucu doğdu. Evrimin bir doğa yasası olması da bundan kaynaklı. Evrim doğada ve laboratuvar ortamında gözlemlenebilir bir gerçekliktir. İçinde yaşadığımız şu günlerde bilim insanlarına ne kadar güveniyoruz değil mi? Çünkü bilime muhtacız. Salgın hastalıklardan, koronavirüsten kurtulmak için onların yaptığı bu çalışmalar bizi kurtaracak. Hastalıklarımızla baş edebilmemiz, onu anlamamız için evrim yasasına ihtiyacımız olduğu da bilinmelidir. Yani bilimi bir bütün olarak ele almamızı sağlayan bir sistemdir evrim. Şimdi tüm bu sistemi anlayabilmemiz için öncelikle bazı kavramları yerli yerine oturtmamız gerekiyor. Evrimle ilgili en fazla yanlış İç anlaşılma evrimin bilim içerisindeki statüsünden kaynaklanmaktadır. Evrim bir teori. Madem gerçek kanun olması gerekmez mi? Bunu çoğumuz duyduk değil mi? Evrim bir doğa yasasıdır dedik. Tıpkı cisimlerin birbirine doğru hareket etme eğilimini ifade etmek için kullandığımız kütle çekimi yasası gibi. Doğa yasaları bilimde kanun, ilke veya gerçek isimleriyle de bilinir. Evrim teorisi doğadaki evrim yasasının neden ve nasıl gerçekleştiğini açıklayan bilimsel teoridir. Bunun fizikteki karşılığı Newton'un kütle çekim teorisi, Einstein'ın genel görelilik teorisi gibi teorilerdir. Bu örneklemeleri kavramı biraz daha anlaşılır kılmak için anlatıyorum. Şimdi gelelim bir bilimdeki teori kelimesini. Bilim dilinde teori günlük yaşantıdakinden farklı bir anlam ifade eder. Mesela bir arkadaşınıza geçen gün yaşadığımız olayla ilgili ilginç bir teorim var dediğinizde burada bahsettiğiniz şeyle evrim teorisi canlı çeşitliliğini açıklamayı başaran tek bilimsel teori dediğimizdeki şeyle aynı değildir. Günlük yaşamımızda kullandığımız anlamı temelsiz veya emin olmadığımız bir iddia şeklinde kullanılır. Bilim dilinde ise son derece sağlam kanıtlar ve bulgularla desteklenen, deneysel veya gözlemsel olarak doğrulanmış süre gelen olayları izah etmeyi başaran bilimsel açıklamalar olarak kullanılır. Yani teoriler bilimin açıklayıcı gücünün doruk noktasıdır. Şöyle bir yanlış bilgi okullarda dahi öğretildi. Bir hipotez ispatlanınca teori olur. Teoriler daha da fazla ispatlanıp kabul görünce kanun olur. Bu tamamen yanlış. Teoriler ile kanunlar arasında böyle bir hiyerarşi yoktur. Kanunlar evren içerisinde süre gelen, kendini tekrar eden ve çeşitli yöntemlerle gözlenebilen olay, olgu ve süreçlerdir. Evrenin dokusundan ötürü vardırlar ve bu doku değişmedikçe kanunlar da değişmez. Kanunlar bir şeyin ne olduğunu söylerler ama nasıl ve neden sorusunun cevabı onlarda değildir. Teoriler ise kanunların çalışma biçimini izah ederler. Teoriler olmazsa kanunları açıklayamayız. Yani bir elmanın ağaçtan düşmesi kütle çekimi yasasından kaynaklanmaktadır. Bu gözlemi yaptığınızda bir yasayı tespit etmiş oluyorsunuz. Ne sorusuna cevap veriyorsunuz. Ancak o düşüşün neden ve nasıl gerçekleştiğini size Newton'un yer çekimi teorisi, Einstein'ın görelilik teorisi gibi teoriler açıklıyor. Bu teoriler olmasa asla bu durumu izah edemezdik. Evrim teorisi olmasaydı canlıların nesiller boyu evrimsel değişiminin neden ve nasıl gerçekleştiğini bilemezdik. Bir argümanın bilimsel olarak kabul edilmesi ve dikkate alınması için iki temel unsur önemlidir. Birincisi test edilebilirlik. İkincisi yanlışlanabilirlik. İşte burada Darwin'in teorisi iki temel koşulu da sağlar. Darwin evrimle ilgili dört temel iddiada bulunmuştur. Bu iddialara da bakalım. Birincisi türler içerisinde kalıtsal çeşitlilik bulunmaktadır. İkincisi türler hayatta kalma mücadelesi verirler. Üçüncüsü kalıtsal çeşitlilik hayatta kalma mücadelesindeki başarıyı etkiler. Dördüncüsü doğal seçilim. Bu başarıya bağlı olarak canlıları seçer. Önümüzdeki hafta bu dört temel iddianın test edilebilirliği ve yanlışlanabilirliği üzerinde duracağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.